Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün harika prenseslerimizle hemen karşınıza geçtik. Şöyle benim kalonşolarım ikinci çiçeklerini açtılar. Bunu da ablaları sizinle paylaşmak istedim. Şöyle gördüğünüz gibi harika yoğun çiçekleri oldu. Geri tekrardan benim kalonşomun. Bunlar ilk açan kalonşolarımdan birileri arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi harika da yoğun çiçekleri açtı. Şurada da tomurcukları daha hala yeni yeni tomurcukları var. Evet arkadaşlar, benim kalonşolarım ikinci çiçeğini açtı ya. Konumuz aslında hem o yapraktan ürettiğim kalonşoları göstereceğim. Şöyle kopardım. Az önce de bir tanesini hemen yaprağını kopardım. Ve bunu ben böyle boş kalan kısımlarına, kısım yerlere, yani boş olan yerlere, toprağa ben dikiyorum arkadaşlar. Ya da başka çiçeklerimin böyle dip kısımlarında boş olduğu zaman oralara dikiyorum. Ve hemen orada bir zaman sonra saçak atıyor ve yavru çıkartıyor. Tabii çiğninden diktiğimiz daha çabuk tutuyor, daha çabuk ürüyor ama bu yaprağından da arkadaşlar herhangi bir arkadaşınızdan ya da bir komşunuzdan istediğiniz çeliği yoksa, eğer koparacak çeliği yoksa, şöyle bir tane yaprağından ya da 2-3 tane yaprağından alın ve hemen dikin. Mutlaka oluyor ve şurada hemen göstereyim yaprağından ürettiğim. Gördüğünüz 2 tane çeliği var üzerinde. Şurada da hemen göstereyim. Bu da gördüğünüz gibi arkadaşlar yaprak. Böyle yaprak, ister böyle ayrıyeten bardağa dikin, ister küçük küçük saksılara dikin. İsterseniz de şöyle küçük küçük saksılara sık sık yaprakları dikin. Şöyle gördüğünüz gibi bunların hepsi tamamen yapraktan üreme çeliklerim benim. Kusura bakmayın, bu arada boğazımda öksürük var. Nodüllerden dolayı birazcık astımım arttı arkadaşlar. Evet, geçmiş olsun dileklerinizi de duyar gibi olayım. Teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Evet, kalonşo ismini ne anlama geliyormuş arkadaşlar? Bir de onu öğrendim. Ben genelde böyle çok merak ediyorum çiçekler hakkında. Hem deneyerek hem de böyle bazı yerlerden de okuyarak bilgi alıyorum. Bilmediklerimi öğreniyorum arkadaşlar. Güzel de bazı şeyler aklımda kalıyor. Çünkü çok hoşuma gidiyor çiçeklerle uğraşmak, çiçek bilgileri hoşuma gidiyor. Okuyorum ve öğreniyorum onlardan da ve uyguluyorum arkadaşlar. Gerçekten de güzel sonuçlar alıyor böyle gördüğünüz gibi. Evet, kalonşo yaprağı yere düşen, yani kalonşo ismi yere düşen ve tutan anlamına geliyormuş. Yani bu kalonşo çiçeği yaprağı yanlışlıkla bir toprak üzerine, nemli bir toprak üzerine düştüğü zaman mutlaka altından, tıpkı sukulent gibi, zaten sukulentgillerden arkadaşlar bunlar, şöyle altından saçak atıyor ve yavru çıkartıyor. Bunu ben bizzat birkaç tane de çiçeğimin dip kısmına düşen yapraklardan da şahit oldum. Bazı arkadaşlarımız hani biz diktik olmuyor, biz diktik tutmuyor deniliyor ama doğru ortamı bulduktan sonra kalonşolarımız onların isteklerini öğrenip isteklerini yerine getirdikten sonra hem ortam açısından hem de sulama, bakım, toprak açısından istedikleri şeyi uygularsak, yaparsak çiçeğimizde böyle gördüğünüz gibi harika ikinci çiçeklerini bile açma fırsatı yakalıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika da oluyor böyle. Benim bu gül kurusu kalonşomdu ve ilk açanlardandı. Daha önce de söyledim. İlk açan kalonşolarımdandı. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar harika. Böyle ilk çiçeğini diyelim, hiç kalonşolarımız açtı. Mevsimde genelde kış aylarında açar kalonşolar. Ama tabii çiçekçilerimizde, çiçekçi kardeşlerimizde, seralarda kalonşolar hep böyle çiçekli alınıyor. Çünkü ilaçlarla, herhangi bir hormonlarla onlara çeşit çeşit bir şeyler uyguluyorlar. İlaçlar uyguluyorlar, hormonlar uyguluyorlar, gübreler uyguluyorlar arkadaşlar. Tabii onlar da erken açtırıyor. Çünkü satabilmek için, para kazanabilmek için bazı çiçekleri, çiçekçi arkadaşlarımız biraz fazla kaçırıyor. Yani gübreyi olsun, ilacı olsun fazla kaçırıyor. Ve bunu ne yapıyor? Biz de eve alıyoruz, getiriyoruz. Tabii bu bize gelene kadar bu çiçekler birkaç yerden geçiyor, birkaç yere uğruyor, arabalara giriyor, kapalı ortamda yaşıyor. Tabii üzerinde de ilaçlar, hormonlar var, fazla etki göstermiyor ama biz ne yapıyoruz? Bunları çiçekçi kardeşlerimizden, çiçekçimizden alıp evimize getiriyoruz. Ve çiçeği de tanımıyorsak eğer, nereye koyacağımızı bilmiyorsak eğer, oraya koyalım, buraya koyalım derken zaten çiçeğimiz haşlanmış gibi oluyor çiçekleri. Bunu ben daha önce de videolarımda paylaştım.
Çiçekleri birden soluyor, haşlanmış gibi oluyor. Hatta tomurcukları bile açmıyor. Tomurcukları bile öyle oluyor. Bunu çoğu kişinin de başına gelmiştir eminim. Çünkü benim de başıma geldi. Ve bu çiçeklerimizi ne yapacağız diye korkuyor. Onu da hemen söyleyeyim. Hemen üzerindeki çiçekleri kesin. Böyle o haşlanmış solmuş çiçekleri var ya. Onları hemen kesin temizleyin. Kökünü tamamen gücünü şeye versin. Böyle kök kısmına yani taban kısmına versin. Ondan sonra çiçeğimiz kendini iyileştirdikten sonra zamanla iyileştirdikten sonra tekrardan size tomurcuk verip çiçek açacaktır. Hiç merak etmeyin. Çiçeğim kurudu ya da üzerindeki çiçeklere kıyamıyorum diye kesinlikle korkmayın ve kıyamaması da yapmayın. Hangi çiçek olursa olsun yeni çiçek dikerken de üzerine hem çeliklerini dikerken üzerine hem böyle yapraklarını alın hem de üzerinde çiçeği varsa onu kopartın. Çelik haline getirin öyle dikin. Bir iki yaprak ya da yaprağını azaltın. Birkaç yaprak üzerine kalması yeterli. Hangi çiçek çeliğini dikerseniz dikin bunu unutmayın. Ve arkadaşlar kalonşo yapraklarından böyle gördüğünüz gibi dediğim gibi herhangi bir komşunuzdan ya da bir arkadaşınızdan çeliğinden istediğiniz ya da yanında koparacak çeliği yok. Ne yapıyoruz? Hemen şöyle birkaç tane yaprağından alıyoruz. Evimize getirip bir bardak içerisine şöyle bir bardak içerisine şöyle pet bardak ya da küçük bir saksı içerisine şöyle birkaç tane yaprak olaraktan da şöyle dikebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çelik 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 oldu. Minnacıkları bile var. Şöyle daha yakından göstersem aslında size. Böyle minnacıkları bile var. Daha yeni yeni yaprak çıkartanlar bile var. Filiz çıkartanlar, yavru verenler bile var. Evet, ben bu yaprağı elimde tutuyorum ama ben bu yaprağı mutlaka atmayacağım arkadaşlar. Mutlaka şöyle bir saksı kenarına dikeceğim. Çünkü en azından benim varsa belki bir olmayan arkadaşıma veririm. İşe yarar yani bu bir yaprak bir saksı dolusu seneye nasip olursa size kalonşo olacak. Ve ben aldım büyütemedim Gülay Hanım diyenler çok oluyor. Arkadaşlar çiçek işi sabır işi. Birazcık çiçeğimizi ne yapıyoruz? Sabredip gelişmesini bekliyoruz. Benim bu iki tane şeyler kalonşolarım. Geçen yıl bir taneydi mesela evvelki yıl bir taneydi. Benim normalde şunu söyleyeyim daha doğrusu size. Benim bu kalonşom yaklaşık 5 yıldır bende. 5 yıldır bende. Peki bu boyda mı? Hayır bu boyda değil. Boylanıyor gidiyor ama ben ne yapıyorum? Senede bir ya da bakıyorum boyutuna eğer çok boyluysa senede bir budamasını yapıp çelikler haline getiriyorum. Ve böyle sık 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 saksılara çelikler halinde dikiyorum. Ve böyle gördüğünüz gibi tostop harika güzel kalonşolar oluyor. Ben dikiyorum büyümüyor gelişmiyor çiçekten aldım öylece kalıyor diyenler var. Sabır işi dedik arkadaşlar birazcık zamana verin kendinizi zamana bırakın. Ve gördüğünüz gibi normalde benim kalonşomda bak boyutu fazla büyük değil. Çok gösteriyor ama bunların her bir tanesi ayrı bir çelik. Burada 5-6 tane çelik var nereden baksanız. Ama bunu tek tek dikecek olsam benimkinin de fazla öyle boyutu yok. Ama seneye nasip olursa ben bunun bu sene budamasını yapmayacağım pek. Sadece çiçek budamasını yaptım birinci çiçekte. Bu da dediğim gibi ikinci çiçeklerini açtılar. Kalonşonuzu budadınız. Burada budadıktan sonra yaz döneminde biraz gelişim yapıyor. Biraz da dinleniyor. Ağustos döneminde dinlenme yapıyor. Benim kalonşolarım tamamen güneşte arkadaşlar. Sabah gün batımından akşam gün doğumuna kadar. Sabah gün tersini söyledim. Sabah gün batımı doğumundan akşam gün batımına kadar benim kalonşom güneş alıyor açık havada. Yaz kış açık havada ve yaz kış aynı balkonumda. Hastalanmıyor mu? Tabii hastalanıyor. Zira ilaçlarla bazen çok azsa eğer üzerinde doğal kürlerle iyi kötü onları temizliğini yapıyor, iyileştiriyor. Ve benim dediğim gibi 5 yıllık kalonşom bu. Aynı renkten fazla kaybetmeyeyim diye hangi çiçeğim olursa olsun baktım hastalanıyor mu? Hemen onun budamasını yapıyorum arkadaşlar. Çünkü üst kısmındaki bu çiçeklere, yapraklara bakacağım, onları besleyeceğim derken son enerjisini de onlara harcıyor. Ve ne oluyor? Çiçeğimizi tamamen kökten kaybedebiliyoruz. Çünkü kök çürümesi olmuş ya da kökten çürümüş bir şey olmuş, çürümeye kalkmış. Ve arkadaşlar üst tarafını budadığımız zaman hemen ne yapıyor kalonşomuz ya da herhangi bir çiçeğimiz dip kısmına çalışıyor. Önce saçaklarını geliştiriyor.
yapraklarını güzelleştiriyor. Sonra tekrardan size böyle harika harika çiçekler açıyor. Evet. Kalonşo ismi ne anlama geliyor dedik? Kalonşo ismi yere düşen ve tutan anlamına geliyor. Onu da öğrendik. Çok şükür. Rabbime bugün de güzel bir bilgi öğrendim ve sizinle onu da hemen paylaşayım dedim. Ve gelelim şuradaki prensesimize. Geçen yaz çiçekli çiçekli diktim ben bunu. Şöyle göstereyim. Geçen yaz, daha önce videolarını da paylaştım. Arkadaşlar, geçen yaz bir kalonşa alıyordum. Komşum telefon açtı. Afyon'dayım bu arada. Afyon'da bir çiçekçi de telefon açtı. O kalonşadan bana da al getir dedi. Ben tuttum ona kırmızısını aldım. Kendime de turuncusunu aldım Ebru'yle. Ve dedim ki ikimizi de ayrı renk aldım ki çeliklerden birbirimize verelim. En azından bir değil de iki çeşit kalonşamız olmuş olur dedim. Tamam dedi o da komşum da sağ olsun iyi yapmışsın dedi. Şerif ablam buradan öpüyorum seni canım benim. Evet aldım çeliğinden. Şöyle çok küçük parmak kadar iki tane çelik aldım. Ben de ona verdim. Derken saksıya diktik. Çiçekliydi üzeri. Çiçeğini kıyamadım, koparmadım. Ve hatta arkadaşlar geçen yazdan beri gördüğünüz gibi bir yıldan beri çiçek açıyor. Bu kalonşomun demek ki cinsi farklı dedim ben. Çünkü öbür kalonşom öyle olmadı. Ve daha yeni yeni çiçeklerini böyle bitirmeye başladı. Çiçekli olduğu için de vücutunu geliştiremedi. Siz de kalonşonuzun eğer vücutunun yani vücutu derken sanki insan gibi şöyle gövdesinin kök kısmının yapraklarının gelişmesini istiyorsanız o çiçeğini kopartın. Çiçeğini kopartın ki gördüğünüz gibi harika şöyle gövdeye çalışsın. Yapraklara çalışsın. Yeni çelikçiler çıkarsın. Büyüsün, gelişsin çiçeğiniz eğer gerçekten gelişmesini istiyorsanız. Ama ben bunu ne yaptım? Çiçekliyken kıyamadım. Kırmızı kırmızı çiçekleri vardı. Ve şöyle bir yandan kurularını topladım. Şöyle bir yandan kurularını topladım. Şöyle sarı yapraklarını alıyoruz arkadaşlar. Ve kuru yerlerini makasla da kesebilirsiniz. Aldık. Şu anda ben yanıma makas almamışım. Benim asistan da yattı uyudu. O yüzden yanıma alamadım yardımcımı. Evet, şöyle kurularını toparladık. Şurada da varmış dip kısmını az önce koydum. Böyle kurularını topladık arkadaşlar. Bunları atacağız. Bunlar çöp. Ve çiçeğimizin o üzerindeki buruşmuş çiçekleri de beslemeye uğraşmayacak ve biraz daha kendine gelecek ve hatta daha hala da belki de tomurcuk verip çiçek açmaya devam edecek. Gördüğünüz gibi daha önce daha yoğundu ve gördüğünüz hala da üzerinde çiçeği var ama biraz çiçeği azalttıktan sonra şöyle şu yaprakları böyle bu filizleri çıkarttı büyüdü. Daha önce daha küçüktü. Şöyle minnacıktı geçen yıldan beri. Dedim ya çiçek işi sabır işi diye. Çiçek işi sabır işi arkadaşlar. Ve sabredersek güzel doğru bakımı da yaparsak neden sizin de çiçekleriniz böyle güzel olmasın? Evet. Kalonşa yaprağından üretelim dedik. Gördüğünüz gibi ben hemen şurada bir açık kısım buluyorum. Hemen buraya da dikeceğim bu kalonşo yaprağımı. Şöyle hemen dip kısmına şuradan bir yer bulduk. Ve şuraya zamanımız bol. Rabbim ömür verdiği sürece şöyle hemen diktik. Toprağım nemli. Az önce yıkadım. Yapraklarını bugün toz yağmış. Balkonumuz, pencerelerim açıktı. Balkon kapım açıktı. Mahvolmuş evim. Temizliğimizi yaptık. Çiçeklerimin yapraklarını yıkadım. Sulamasını yaptım. Ve harika da güzel oldular. Şimdi harika pırıl pırıl oldular. Ve arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Ya yapraktan ürettim ben bunu. Ve bir arkadaşıma vereceğim. Kalonşo mangini yaprakları da tıpkı kalonşolar gibi yapraktan tutan, çelikten tutan, çok da kolay tutan bir çiçeklerimiz. Onlar da sukulent cinsi arkadaşlar. Hepsi sukulent cinsi bunların. Fazla aşırı şöyle şıpır şıpır sulamaya gelmiyor. Tamam suluyorum ben ama benimkiler açık havada. Ev ortamında yeteri kadar su verin. Tabanda fazla su biriktirmeyin. Çünkü bir de çok yoğun güneş alan yere koyun.
Benim o yönden ötürü avantajım çok. Çünkü Osmaniye'deyiz. Akdeniz iklimindeyiz. Çiçeklerimiz tamamen dışarıda. Ev ortamına aldığım çiçeklerim benim farklı. Şurada gördüğünüz gibi menekşelerim var. Daha önce de videomda çektim, paylaştım. Evet. Hemen şunu da söyleyeyim, şu bilgiyi de vereyim. Şurada altta fitilli sulama var ya, fitili var. Fitilli sulama yapıyorum. Bir takipçim dedi ki, Gülay Hanım, benimkiler çürüdü. Fitilli sulama yapmıştım ve çürüdü dedi. Arkadaşım, sürekli fitilli sulamada durmayacak çiçeklerimiz. Ben sulamasını yaptıktan sonra çıkartıyorum bu fitilli sulamayı. Bırakıyorum. Ya da tabağında su bırakıyorum. Böyle yavaş yavaş çekiyor. Fazlasını varsa eğer onu döküyorum, temizliyorum. Yoksa yeteri kadar az koyarsam hiç önemli değil, merak etmiyorum. Yaz aylarında, sıcaklarda kesinlikle suyunu fazla kaçırmayın menekşelerinizin. Çok az verin. Yani diyet ederken ekmeği az yiyin diyoruz ya arkadaşlar. Diyorlar ya doktorlarımız. Siz de suyu sanki diyet yapar gibi çiçeğimize azar azar vereceğiz. Yazın böyle. Ben ayrıyeten menekşe videosu da paylaşacağım. Sadece bu küçük bilgiyi de hemen sizinle paylaşmak istedim. Umarım işinize yarayacak güzel bir bilgidir. Evet arkadaşlar, Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Instagram hesabımdan da çok güzel müzik eşliğinde reels videolar paylaşıyorum arkadaşlar. Orada da harika eğlenceli sayfamız var. Ve kalonşolarımız olsun, hangi çiçeğim olursa olsun, videosunu eğer YouTube'dan paylaşacaksam da mutlaka Instagram'a reels videolarını paylaşıyorum ben. Oradan da harika güzel eğlenceli sayfamız var. Takip ederseniz çok sevinirim. Buradaki arkadaşlarımı oraya, oradaki arkadaşımı da buraya davet ediyorum. Her iki taraftan da çok güzel bu çiçeklerimi görüyoruz arkadaşlar. Bir de müzik eşliğinde olunca, onlara uygun müzik eşliğinde o anki psikolojime göre müzik seçiyorum. Şöyle ama güzel müzikler. Ya şöyle dertli, kasvetli müzikler sevmiyorum. Aman insana dert kazandırıyor daha beter. Ben ne yapayım? Şöyle birazcık eğlenceli olsun. Çok olsa bazen duygusal oluyor da genelde eğlenceli müzikler, hareketli müzikler seçiyorum. Evet. Arkadaşlar, en güzel terapi çiçek terapisi diyelim ve videomuzun sonuna geldik. Uzattıysam eğer kusura bakmayın, ne olur. Ben aklıma geldikçe böyle bilgileri sizinle paylaşıyorum. Eğer geriye dönük videolarımı da izlemek istiyorsanız, abone olmadıysanız, ilk defa bu videoda benimle karşılaştıysanız mutlaka abone olun arkadaşlar. Geriye dönük videolarımı da izleyebilirsiniz. Harika çiçek bilgileri var. Ve benim zaten sürekli cefakar takipçilerim var. Sürekli beni izleyen melek kalpli, güzel kalpli kardeşlerim, bacılarım var. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Onlar zaten biliyor benim bütün çiçeklerimi. Hatta bazıları da, bazı üşküzar arkadaşlarımız da paylaşıyor çiçeklerimi kendi sayfalarından. Benim gönlü güzel takipçilerim nerede görse tanıyor benim çiçeklerimi, hemen haber veriyorlar. Geçenlerde bir arkadaşım dedi ki, çiçeklerin resmini çekmek istiyorum dedi. Ben de dedim ki, çek canım benim ama benim ismimi geçir orada. Benim takipçilerim biliyorlar dedim. Hani nerede görseler benim çiçeklerimi biliyorlar. O yüzden orada ismimi etiketlersen en azından hem benim sayfama faydan olmuş olur hem de takipçilerim orada görür dedim. Ve Azerbaycan'dan da olsun, Özbekistan'dan da olsun, buradan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Bu arada 100 ülkede izlendiğimi gördüm. Çok şükürler olsun. İnşallah daha da güzel yerlerde izleniriz ve daha güzel yerlerde size böyle çiçek videoları çekerim. Türkiye'den hepinize çok kucak dolusu sevgiler, selamlar. Yurt dışındaki arkadaşlarıma diyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar arkadaşlar. Ve like'larımızı unutmuyoruz. Destekleriniz ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Neşemiz bol olsun. Gülücükler yüzümüzden eksik olmasın. İnşallah daha güzel günler bizleri beklesin. En güzel terapi çiçek terapisi diyelim. Ay, bugün ne güzel dua yaptım ben. Keyfim yerinde demek ki. Rabbim keyfimizi bozmasın. Hoşça kalın. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Zil butonunu açarsak bütün yeni yayınlayacağım videolardan da haberdar oluruz. Evet, hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.